facia, büyük bir facia. Yani içimiz yandı. Açık söyleyeyim, içimiz yandı. Cenazeden dönenleri taşıyan minibüs 50 metrelik şarampole uçtu. 10 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Ereğli'de Erdem Aktan yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı minibüsün yaklaşık 50 metrelik şarampole devrilmesi sonucu Bilal, İsmail, Rabia, Zekiye ve Naciye Aydın, neredeyse bütün bir aile, Mustafa Uludağ, Kadriye, Şaban ve Şevket Turhan'la bir aile de burada. Aygül Afacan hayatını kaybetti. 18 kişi de yaralandı. Minibüstekilerin Ormanlı beldesindeki bir yakınlarının cenazesine katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Of, 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 of. 10 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Kaza değil mi, katliam ya? Minibüste hayatını kaybeden 9 kişi Esenyurt köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze yakınları tabutları başına gelerek gözyaşı döktü. Aygül Afacan'ın yeğeni Duygu Aydın, annem hastanede, teyzem burada, ben ne yapacağım diye feryat etti. Hayatını kaybeden Şevket Turan'ın cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul Pendik'e gönderildi. Minibüse çarparak şarampole yuvarlanması neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 67 LU 178 plakalı kamyonetin sürücüsü Ali Kama'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan şüpheli daha sonra savcılık talimatıyla salıverildi. Minibüs şoförü Erdem Aktan'ın ise Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. Tabii kazaya neyin neden olduğu tahkikat neticesinde ortaya çıkacak. Ama bir şeyi bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yol kontrolleri yapılıyor kuşkusuz ki ve yol kontrolleri yapan vatan evlatlarına da Allah kolaylık versin. Çok çok zor işleri. Fakat henüz daha şu kontrolün yapılabilecek bir teknoloji gelişmedi anladığım kadarıyla. Yani bildiğim kadarıyla hani alkol muayenesi yapabiliyorlar yollarda. İşte ne bileyim kemer muayenesi yapıyorlar. Ya da arabanın bir takım işte aksaklıkları varsa, farı yanmıyorsa, sileceği çalışmıyorsa falan onlara bakıyorlar falan. Hani yol kontrollerinde ağırlıklı olarak bunlara işte tekerleği işte kış şartlarına uygun mudur işte falan filan. Fakat hepsinden daha tehlikeli içi dolu, mermisi damlaya sürülmüş bir silah var yollarda. Uykusuzluk. Bakın bunun benim anladığım kadarıyla hani yolda bunun kontrolünü yapabilecek bir mekanizma yok. Ve özellikle bu uzun yollarda, yani işte Ereğli İstanbul yolunda, o işte şeye kadar Akçakoca, oradan Düzce'ye kadar işte otobana bağlanana kadar bir şehirler arası yoldur orası. Ereğli İstanbul yolu. Ve karanlık da bir yoldur. Hani böyle hani bizim otobanlar gibi falan da değildir. Yani karanlık da bir yoldur açık söylemek gerekirse. Belki de alkolden daha tehlikeli, yani işte alkol bütün kötülüklerin anası ama uykusuzlukta araba kullananlar, uykusuz vaziyette araba kullananlar ne demek istediğimi bileceklerdir. Şalterler bir kapanır, elektrikler bir kesilir. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Ben bilmiyorum yani bunu ölçebilecek bir sistem var mıdır? Bu konuda hani değerlendirme yapabilecek bir mekanizma var mıdır? Bilmiyorum ama hani bunun hani uyarılarla olacak gibi değil diyorsun. Hani kenara çek uyu, uykun geldiyse kenara çek uyu falan filan ama adam da diyor ki işte erken varmam lazım, bilmem ne sıraya girmem lazım, bilmem ne falan bir takım şeyler anlatıyor sana. Ne yapacaksın? Peki Eskişehir, değil mi? Eskişehir, Lider Gazete, Eskişehir'in Sesi, İstikbal Gazetesi. 17 yıl sonra ortaya çıkan dolandırıcılık. 30 çiftçi yıllar sonra emekli olmadıklarını ve dolandırıldıklarını anladı. Vay arkadaş, emekli oluyorsun diye mi dolandırdınız siz adamları? Çiftçilere 17 yıl sonra dolandırıcılıktan da... Bu nedir ya? Hikayeyi bir anlayalım. 2000 yılında çıkan yasadan yararlanmak için dönemin Bağkur'una müracaat eden 30 çiftçi emekli olmaları için gereken paraları o dönem görevli memur AS'ye teslim etti. Eyvah! Fark yatırdılar değil mi? Sizin işte emeklilik bilmem ne hakkından faydalanabilmeniz için şu kadar para yatırmanız lazım dediler. Devam. AS'de 30 çiftçiyi kağıt üzerinde emekliye hak kazanmış gibi göstererek işlem yaptı.
Kağıt üzerindeki emeklilikleri kabul edilen 30 çiftçi 17 yıl boyunca maaş alıp sağlık hizmetlerinden faydalandı. O eleman kimse o emeklilik meselesini halletmiş o. Yani paraları sisteme girmeden cebellezi ettikten sonra adamların emekli olması işini halletmiş. Peki AS isimli memurun boşanması üzerine boşandığı eşi bir şikayette bulunarak yemin ediyorum aklıma geldi. Şu memlekette var ya bir insanın başına ne geliyorsa yemin ediyorum bak başka bir şey yok ya. Hatırlasana abi İSKİ Gate'i. Onu da karısı yakmadı mı o Ergun Gökner'i de zamanında CHP'nin İSKİ genel müdürünü. Hepsi öyle. Alaaddin Çakıcı'yı biliyorsun kadının izini takip ettiler öyle yakaladılar falan. Mehmet Baransu'yu şu anda içeride tutan karısının teslim ettiği evraklar. Yemin ediyorum bak bir şey söyleyeyim size. Hanımlarla iyi geçinin. Bak çok ciddi. Bir haltlar karıştırıyorsanız eğer hanımlarla iyi geçineceksin. Yani hem ben dolandırıcılık yapayım hem bir de hanımı boşayayım. Olmaz. Olmaz. Öyle olmaz. Vay arkadaş vallahi aklıma geldi ya. Şu adamı yaksa yaksa karısı yakmıştır dedim. Doğru çıktı. Karısının yaptığı ihbar üzerine yapılan incelemede 30 çiftçinin sistem üzerine yapılan büyük bir usulsüzlük sonucu erken emekli yapıldığı ortaya çıktı. Vay arkadaş ya. Eskişehir şu anda bu abinin ve eşinin maceralarını konuşuyor. Karadeniz gazetesi apart evlerde Arap baharı. İstanbul apart evlerden kurtulmaya çalışıyor. Karadeniz apart evleri nasıl ekonomiye kazandıracağının yolunu açmış durumda. İşte şeyi dengesi yok. İşte İstanbul'da da bu iş mesela turizme katkı sağlayabilir. Ben oturabilir miyim? Ay yaşlılık ya. Ne yapacaksın? Doğu Karadeniz bölgesinde öğrenci barındıran işletmeler yaz başında öğrencilerle yaptıkları sözleşmeleri iptal edip kapılarını Arap turistlere açtı. Bu durum şehirdeki öğrencileri mağdur etti. Son yıllarda Doğu Karadeniz bölgesinin körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin ilgi odağı olması bu durumu fırsata çevirmek isteyen öğrencilere barınma hizmeti veren ticari işletmelerin işine yaradı. Öğrencileri ise mağdur etti. Turizm sezonunun başlamasıyla Arap turistlere hizmet vereceğini söyleyen işletme sahipleri öğrencileri kapı dışarı etti. Yazık günah çocuklara ya. Eğitim sezonunun sonlanıp turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Arap turist yoğunluğundan faydalanmak isteyen yurt, pansiyon, öğrenci apart evi, stüdyo ev gibi öğrenciye barınma hizmeti veren merkezler öğrencileri çıkarıp yasa dışı bir şekilde vergilerden muaf olmak adına ruhsatsız bir şekilde Arap turist barındırıyor. Bir regülasyon vakti gelmiş, çatmış. Bursa'da, Bursa Kent Gazetesi'ne bakalım. Nisan sonu beyaz kabus. Ya işte ben tabii yani işin bu tarafı çok vahim. Yani bunu sadece mesela sokaklarda erik ve kayısı çiçeklerinin donup dökülmesinden de anlayabilirsiniz. Ekine nasıl zarar verdiğini. Her şeyin bir mevsimi var. Ve işte o mevsime göre yaşıyoruz. Biz burada hani özellikle Mart ayının başından beri ama asıl 21 Mart Nevruz'undan itibaren ne dedik? Doğanın uyanışı başladı. Ve bu doğanın uyanışı inşallah yarı yolda sekteye uğramaz. Bahsettiğim tam da buydu. Bursa'nın yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışı meyve üreticisini vurdu. Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı. Seralar çöktü. Ah işte bu. Ya seraların çökmesi tabii oradaki tedbirsizlikle ilgili bir şey. Ona diyecek bir şeyim yok ama taze meyve sebzenin çiçeğinin bu soğuktan ve dondan etkilenmesi gerçekten de büyük dert.